Sevgili seyirciler yayınımıza stüdyodaki çok değerli bir konuğumuzla devam edeceğiz. Aslında tüm çalışanları yakından ilgilendiren SGK müşaviri Ali Duman bugün bizlerle birlikte kafamıza takılan aklımıza takılan birçok soruyu burada stüdyomuzda ana haber bültenimizde yayınlayacağız. Ee, sizin aracılığınızda izleyicilerimizi bilgilendireceğiz Ali Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dilimizin döndüğünce, vaktimizin yettiğince bizi takip edenlerin sorunlarına buradan hep beraber çözüm yollarını aktarmak gayesindeyiz. Hı, hı. Aslında en önemli e, konulardan biri ve son dönemlerde konuşulan herkesin merak ettiği kıdem tazminatı ile ilgili e, başlamak istiyorum yayılma. Çünkü bu konuyla ilgili bize de çok soru soruluyor. Haber bültenlerimiz içinde de biz yer veriyoruz ve dışarıda da herkesin en çok konuştuğu konular arasında diyebiliriz. Kıdem tazminatından kesilen e, gelir vergileri tekrar iade edilecek mi? Bunları nasıl alacak izleyicilerimiz? E, çalışanları çok yakından ilgilendiren bu soruyla başlayalım. Hay hay izah edelim ama bu konudaki bir yanlış anlaşılmayı ben özellikle aktarmak istiyorum. Evet, Normal esaslar çerçevesinde kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez. Hı. Sadece damga vergisi kesilir. Damga vergisi de binde 7.59 gibi bir rakam. Yani bin liralık Alacağınız tazminata karşılık 7.59 TL bir ödeme yaparsınız. Buna damga ödemesi denir. Damga vergisi ödemesi. Hı hı. Bu da aldığınız paranın resmileştirilmesi için esastır. Yaptığınız bütün harç prim vesaire SGK, vergi dairesi gibi kamu alacaklarında bu damga vergisi kullanılır zaten. Onun dışında kıdem tazminatı gelir vergisinden muaftır. Buradaki asıl problem şu. Biz eğer problemi doğru anlarsak bunun nasıl çözüldüğünü de doğru anlayabiliriz. Hı. İkale sözleşmesi denilen bir bizim sözleşmemiz var. Normal esaslar çerçevesinde işçi ile işveren arasında bir akit söz konusudur. Yani biz buna iş sözleşmesi diyoruz. İşçi eğer işvereni iş bıraktırırsa belli sorumlulukları ve işverenin haklarını ödemek zorundadır. İşçi de işverenden habersiz iş bırakırsa işverene karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Burada işçi işveren anlaşarak diyorlar ki biz iş akdini sonlandıralım. Yani bir ikale yapalım, anlaşmaya varalım. Bu anlaşmada kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, nakdi yardımlar, efendim iş kaybı, iş sonu gibi değişik tazminatlar, iş güvencesi tazminatları. Bunların hepsini belirleyelim. Ve bunları kalem kalem yazalım. Belirlenen tutarı da alayım işçi olarak ben yoluma bakayım, işveren de kendi yoluna baksın. Bu sözleşme, anlaşma yapıldı. Bu anlaşma yapıldıktan sonra Bununla alakalı bir vergi meselesi söz konusu. Bakın Türkiye'de kıdem tazminatı dışındaki bütün işçi alacakları vergiye tabi. Sadece kıdem tazminatı vergiye tabi değil. Peki bu hususun bu, bugüne kadar gündeme gelmesinin bugünlerde çok yoğun konuşulmasının sebebi şu. İkale sözleşmesi yapıldıktan sonra vergilendirme ile alakalı eğer yapılan ödemeler içerisinde kıdem tazminatı ayrılmadan bütün tazminatların vergisi ödenmiş ise o zaman ödenmemesi gereken kıdem tazminatı üzerinden de gelir vergisi ödenmiş demektir. Ve bu ödenen gelir vergisinin iadesini almak mümkün hale geldi. Hmm. Daha önceden ödenen paranın iadesiyle alakalı vergi dairesi bir ödeme yapmıyor bütün alacakları tüm kabul ederek içinden tahsil ettiği için bir ödeme yapmıyordu. Ve bununla alakalı açılmış çok dava var. Bu davalar da tabii ki işçi lehine sonuçlanıyordu. Çünkü genel bir kaide var. Genel kaide de kıdem tazminatından vergi alınmaz. Kıdem tazminatı meselesi iş hukukuyla alakalı. Ama diğer alacakların tamamı borçlar kanunuyla alakalı. Yani içerisinde bir kanun farklılığı var. Dolayısıyla borçlar kanunu yönünden kıdem tazminatından bir vergi alınmış ise geçmiş dönem yapılan ikale sözleşmeleri sebebiyle bunların iadesini almak mümkün. Bunlar için başvuru vergi alacaklarında zaman aşımı 5 yıl olduğundan 5 yıl içerisinde başvurusunu yaparak geri alabilir vatandaş kıdem tazminatına vergi ödediyse şayet. Peki Ali Bey ödenmeyen vergisinin iadesini almak mümkün mü? Tabii ki değil. Yani en çok kafalarda oluşturulan soru işareti şu. Ben de son bir yıl içerisinde işten ayrıldım. Bu bir yıl içerisinde işten ayrıldıktan sonra ödediğim vergiyi geri almak istiyorum. İyi de kıdem tazminatından vergi ödenmedi ki, ödenmeyen vergiyi nasıl geri alacaksınız? Sadece dediğim gibi iş ve iş, işçi ve işveren tarafından yapılmış ikale sözleşmesiyle iş son bulmuşsa, bütün alacaklara da altında vergi ödenirken kıdem tazminatından da öden.